gittiği için aldım ve yuttum. Ondan sonra karnıma bir sancı girdi ve tam bir sene sürdü. Durumu Hazreti Peygamber'e anlattım. Bana o ette 7 kişinin hakkı vardı dedi. Sonra elini karnıma sürdü. Yemyeşil bir safra çıkardım. Muhammed'i hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki o günden sonra karın ağrısı nedir görmedim. Hazreti Peygamber'in duasıyla Ali'nin hastalığının geçmesi. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Ben hastayken Hazreti Peygamber yanıma geldi. O esnada ben, ey Allah'ım, eğer ecelim gelmişse beni rahata kavuştur. Eğer gelmemişse bu hastalığı benden kaldır. Eğer bu bir belaysa bana sabır ihsan et diye dua ediyordum. Hazreti Peygamber, sen nasıl söyledin diye sordu. Ben de duayı Hazreti Peygamber'in yanında tekrarladım. Ayağıyla bana vurarak Rabbim ona şifa ver diye dua etti. Yemin ederim ki o günden sonra bu hastalığa bir daha yakalanmadım. Abdullah bin Atik şöyle anlatıyor. Yahudi Ebu Rafi'yi öldürdüğümüz gece ayağım kırılmıştı. Hazreti Peygamber'e geldiğimizde bunu söyledim. Bunun üzerine ayağımı uzatmamı istediler. Uzattığımda kırık olan yeri mübarek elleriyle sıvazladı. Ayağım o anda sanki hiç kırılmamış gibi oldu. Hanzele bin Hızyem'in Hazreti Peygamber'in duası sayesinde bazı hastaları iyileştirmesi. Hanzele bin Hızyem bin Hanife şöyle anlatıyor. Dedem Hanife ile birlikte Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştik. Dedem, ey Allah'ın Resulü, benim kimi sakallı, kimi de sakalsız birçok oğlum vardır. Şu oğlumsa onların en küçüğüdür, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber başımı sıvazlayarak Allah Teala seni bereketli ve faydalı kılsın diye dua ettiler. Hadisin ravilerinden El-Zeyyal şöyle diyor. Ben Hanzale'yi gördüm. Kendisine getirilen yüzü şiş insanlarla memesi şişmiş koyunların Allah'ın ismiyle ve şişlik de iyi oluyordu. Yorgunluktan çöken ve yürüyemez hale gelen devenin Abdullah bin Kurt'un duası üzerine ayağa kalkması. Abdullah bin Kurt şöyle anlatıyor. Halid bin Velid'le yaptığım bir yolculuk sırasında devem yorgunluktan yürüyemez oldu. Ne yaptımsa bir türlü kaldıramadım. Tam bırakıp gidecektim ki aklıma dua etmek geldi. Bunun üzerine Allah Teala'ya yalvardım. Böylece devem ayağa kalktı ve yolumuza devam ettik. Besmele ile içtiği zehirin Halid bin Velid'e tesir etmemesi. Hire'nin ileri gelenlerinden Amr bin Abdülmesih'in, ki kendisi Hristiyandı, İbn-i Bukayle adlı bir hizmetçisi vardı. Bu hizmetçi daima kuşağına bağlı bir kese taşırdı. Bir gün Halid bin Velid keseyi İbn-i Bukayle'den alıp içindekini eline boşaltarak "Ey Amr, bu nedir?" diye sordu. Amr, "Bu içeni bir saat içerisinde öldürecek bir zehirdir." cevabını verdi. Halid'in "Peki bunu niçin üzerinde taşıyorsun?" diye sorması üzerine de "Hoşuma gitmeyecek ya da kendim ve kavmim için zararlı olan bazı şeyleri görmektense bunu içmek daha iyidir." dedi. Bunun üzerine Hazreti Halid, "Bu zehir eceli gelmeyen hiçbir kimseyi öldüremez. Yer ve göklerin Rabbi ve isimlerin en güzeline sahip olup, ismi anıldığında hiçbir hastalığın zarar veremeyeceği Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" diyerek elindekini ağzına götürdü ve çevresindekilerin engel olmaya çalışmalarına rağmen içti. Bunu gören Amr, "Ey Araplar, Allah'a yemin ederim ki içinizden sahabilerden bir tanesi bulunduğu sürece istediğinizi elde edersiniz," dedi. Sonra da çıkıp Hire halkına
şunları söyledi: "Ben bunlar kadar parlak bir geleceğe sahip başka bir cemiyet görmedim." Hazreti Ali'nin Hazreti Peygamber'in duasıyla soğuk ve sıcaktan etkilenmemesi. Hazreti Ali kış mevsiminde ince bir aba ve bir elbise giyerdi. Yazınsa içi pamuk dolu bir hırka, kalın ve ağır elbiselerle dolaşırdı. Halk Abdurrahman bin Ebi Leyla'ya gelerek, "Babana söyle de bunun sebebini Hazreti Ali'ye sorsun. Çünkü baban onun gece sohbetlerine..." "İnsanlar müminlerin emirinde gördükleri bir şeyi çok yadırgıyorlar," dedi. Babasının "Neymiş bu yadırgadıkları şey?" demesi üzerine de şunları söyledi: "En sıcak günlerde içi pamuk dolu bir hırka ve ağır elbiseler giyiyor. Kışın en soğuk günlerinde ise ince bir aba ve yine ince elbiselerle dolaşıyor. Acaba bu konuda müminlerin emirinden bir şey işittin mi?" "Halk beni sana bunun için gönderdi." Bunun üzerine Ebu Leyla bir gece sohbetinde Hazreti Ali'ye, "Ey müminlerin emiri, insanlar senden bir şey sormamı istediler," dedi. Hazreti Ali'nin "Söyle bakalım neymiş?" demesi üzerine de, "Yazın o sıcak günlerde içi pamuk dolu ağır elbiseler giydiğin halde kışın en soğuk günlerinde ince elbiselerle dolaşıyorsun. Bunun sebebi nedir?" dedi. O zaman Hazreti Ali Ebu Leyla'ya, "Sen Hayber'de bizimle beraber değil miydin?" diye sordu. Onun "Evet, ben de sizinle beraberdim." demesi üzerine de şunları söyledi: "Hazreti Peygamber Hayber'e Ebu Bekir'i gönderdi, fakat o yenilerek yenisin geriye döndü. Hazreti Peygamber bu kez Ömer'i gönderdi. O da aynı şekilde yenilerek geri döndü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Ben yarın sancağı Allah ve Resulünün kendisini sevdiği bir kişiye vereceğim ki Allah Teala Hayber'in fethini onun eliyle gerçekleştirecektir. Hem o zafer elde edilmedikçe geri dönecek de değildir," buyurdular. Sonra da bana haber gönderdiler. O sırada benim gözlerim ağrıyordu ve bu yüzden de hiçbir şey göremiyordum. Yanına vardığımda Hazreti Peygamber mübarek tükrüklerinden gözlerime sürdüler ve "Ey Rabbim, onu sıcaktan ve soğuktan koru," diye dua ettiler. İşte o günden beri ne soğuk ve ne de sıcak bana asla zarar veremez. Hazreti Peygamber'in duasıyla sahabilerin soğuktan etkilenmemeleri. Bilal Habeşi radıyallahu anh şöyle anlatıyor: "Soğuk bir geceydi. Sabah ezanını okudum, fakat hiç kimse gelmedi. Bunun üzerine bir kere daha okudum, ama yine kimse gelmedi. Hazreti Peygamber, "Ey Bilal, bunlara ne oldu, niçin gelmiyorlar?" diye sordular. "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, galiba soğuktan dolayı gelemediler," dedi. "Soğuktan koru ve kendilerinden soğuğun etkilerini uzaklaştır," diye dua ettiler. Allah'a yemin ederim ki o gün kuşluk namazında insanların serinlemek için yelpaze kullandıklarını gördüm. Palmina.